Bugün yanımda genç bir arkadaşımız var, Tarıkcan Turgut. Yakın zamanda Tarıkcan Turgut Gelişim Okulu'nu kurdu ve 2 Ekim'de de çalışmalara başlayacak. Kısa bir röportaj yapmak istiyoruz kendisiyle. Öncelikle seni kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Yani ismim Tarıkcan Turgut. Bu topraklarda doğdum. Bu toprakların hamuruyla yoruldum. Ve yıllarca burada yaşadım. Daha sonrasında ise bir üniversite eğitimim için Balıkesir'e gittim. 4 senelik bir üniversite eğitimi aldım orada. Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudum. Yıllardır içinde oldum. Spor konusunda olan bir bölüm olduğu için isteyerek ve severek gittim. Dolayısıyla orada çok güzel bir eğitim dönemi yaşadık. Daha sonrasında okumuş olduğum eğitim dönemi içerisinde belediyemiz yaz spor okulları açtı. Buralarda 3 sene boyunca eğitim aldım. Çalıştım. İş tecrübesini kazandım. Dolayısıyla bir zaman sonra kendi markama oluşturma fikri aklıma geldi. Ve gayet sıcak yaklaştım bu fikre. Mantıklı geldi. Kendime de güvendiğim için, bu işi yaptığımı düşündüğüm için bu topa girdim. Anlatabileceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Tarıkcan Turgut Gelişim Okulu'nu kurdun. Evet. Peki bu okulu kurarken vizyonun neydi? Nasıl yola çıktın? Yani bu soruyu sormadan açıkçası sevindim. Çünkü benim bir vizyonum var. Evet. Benim vizyonum bu kurmuş olduğum Tarıkcan Turgut Gelişim Okulu'nu bir marka haline getirmek. Bir markalaşmak istiyorum memleketime. Doğduğum topraklara bir marka kazandırmak istiyorum. Bunun için de kaliteli bir eğitime, modern antrenman metotlarına ihtiyaç duyduğumun farkındayım ve bunları gerçekleştiriyorum. Bununla beraber tabii ki de gençlerimizin madde bağımlılığı had safhaya yükselmek üzere. Yani gün geçtikçe, yıllar geçtikçe, zaman ilerledikçe madde bağımlılığı daha alt yaşlara düşmeye başladı. Açıkçası bu beni üzüyor. Memleketimin çocuklarını, kardeşlerimi, abilerimi bu durumda görmek beni çok üzüyor. Ben de sigara, alkol, madde bağımlılığı gibi hiçbir şey yok. Neden? Çünkü ben bir spor kültürüyle yetiştim. Spor kültürüyle yetiştiğim için bu tip bağımlılıklara hiç girmedim. İhtiyaç duymadım. Çünkü neden? Zihnim hep boştu. Zindeydim. Daha önce de koşular falan yapıyordum. Tabii. Ben açıkçası şöyle bahsedeyim koşu işinden. Uzun mesafe koşucusuyum ben. Dayanıklılık sporlarından bir tanesini yapıyorum. Ultramaraton diyorlar bana buna. 42 kilometre ve üstü her türlü koşuya ultramaraton diyor. Tabii biz bunu biraz da arazi ortamında yaptığımız için buna İngilizce trail run diyorlar. Arazi koşusu. Biz arazide yapıyoruz bu koşuları. Yani dağ maratonlarda böyle ilerliyorum. Bu konuda kendim tecrübe sahibiyim. Peki Tarıkcan, bu okulu kurarken hiç tereddüt yaşadın mı? Kesinlikle tereddüt yaşamadım. Çünkü ben bir esnaf çocuğuyum. Bu kültürde büyüdüm, bu kültürde yetiştim. Ve yeniliğin, memleketimize bir yenilik getirmenin, açıkçası çeşitlilik getirmenin iyi olacağını düşündüm. Çünkü belediyemiz bu işi sağ olsun yapmaya çalışıyor, yapıyorlar. Onlara aynı zamanda ikinci bir seçenek olması için vatandaşlarımıza, yardımcı olmak için belediyemize, yeni bir alan açmak için, yenilik getirmek için hiç tereddüt yaşamadım. Çünkü tereddüt yaşarsam başarısız olacağımı düşünüyorum. Ben başarısız olmak istemiyorum, ben başarılı olacağım. Evet. Bu okulu kurarken peki belli bir aşamalardan geçtin. Tabii ki. 2 Ekim'de açılacak. Bu okulda neler olacak? Kısaca bilgi verebilir misin? Tabii ki bu okul, öncelikle şunu bahsedeyim. Bu bir marka haline geleceği için çok çeşitli bir okul kurduğumu düşünüyorum. Ve bu adım adım ilerleyecek. Bunun birinci etabı olarak da tanıtımına başladığımız 2 Ekim'de topbaşı yapacağımız futbol okulumuz yer alıyor. Futbol okulumuzun, isterseniz ben kısacası biraz size bahsedeyim. Okulumuzun katılım şartı sadece belli bir yaş aralığına sahip olanlara gelebiliyor. Ekstra bir şart yok. 2008-2015 yaş arasında, yani yaş aralığında olan çocuklarımız kesinlikle gelip başvurabilirler, katılabilirler. Gerekçe olarak sadece bu var. Ekstra bir şey yok. Tabii ki belediyemizin yapmış olduğu yaz okullarının yanında ben eğitimini aldım, okulunu okudum. Yıllardır içinde olduğum bu işi daha üst seviyelere taşımak istiyorum. Markalaşmak adına, çünkü bu çok önemli. Adım atamazsak, yerimize sayarsak hiç ileri gidemeyiz. Ben bunu istemiyorum. Gelişmek istiyorum açıkçası. Ve bunun için bazı yenilikler getirdim Osmanlı'ya. Ne? Antrenmanlarda drone uçuruyorum. Bu Osmanlı'da iddia ediyorum yüksek ihtimal Bilecik'te bu tip şeyler yok. Çünkü yeni antrenman metotlarına baktığımız zaman, modern antrenman metotlarına baktığımız zaman çocukların gelişimini takip etmek için, yapmış olduğumuz antrenmanları analiz etmek için aldığımız görüntüler benim için açıkçası çok önemli. Çünkü ben açıkçası bir antrenman yapıp, antrenmanı orada bitirdikten sonra evime gidip yatan bir adam değilim. Açıkçası net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ben 7/24 işiyle yaşayan, sevdiği iş yapmak isteyen bir adamım. Ben açıkçası bu işi yapmak çocukluk hayalim benim. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Yapmış olduğum analizleri, görüntüleri, uçurmuş olduğumuz dronları, çekmiş olduğu görüntüleri
Ben analiz ediyorum. Çocuklarımızla bunları biz analiz ederek antrenmanlarımıza başlıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Geçenlerde mesela bir hücum dirili çalıştık. Bunu üstten görüntülü drone'la. Mesela biz bunu çocuğumuza göstermezsek, çocuk mesela yaptığı hatayı ben anlatsam da %50 anlayabilir ya da %60 anlayabilir. Hatasını değiştirmek için benim söylemiş olduğum şeyi tam anlamıyla kavrayamayabilir. Dolayısıyla görsel hafıza benim için çok önemli. Görsel hafızayı canlandıracak bu drone görüntüleri Osman Ender artık. Bunu buraya getirdim. Sabahtan da biraz konuşma fırsatımız olmuş çekimden önce. Osmen'de olmayıp da çocukların senin okuluna geldiği zaman bulabilecekleri ne var peki? Çocuklarımızın ve gençlerimizin Osmen'de bulamayıp da benim okuluma gelmesi için iki şey var. Bir, Osmen'de bir gençlerimizi, daha doğrusu artık biraz büyüklerimiz de bu işe giriyor ama bekçilik, polislik, jandarma bu tip şeylerin kursunu, eğitimini veren, mülakatlar hazırlayan bir kurs. Benim bildiğim yok. Sizin bildiğiniz var mı? Yok. Genellikle Eskişehir, Adapazarı, Bileciğe giderlerdi. Bileciğe gidiliyordu. Neden Osmanlı'mız olmasın böyle şeyler ya? Evet. Basit şeyler bunlar. Ben bunun için eğitimini aldım ve bunu yapmak çok basit benim için. Ben bunu da Osmanlı'ya getirdim. Bu Osmanlı'da yok. Bir. İki. Antrenman metotlarımızı yenileştirdim. Modernleştirdik. Drone'dan bahsettim. Zaten onu tekrar konuşmaya gerek yok. Ekstra bir husus da var. Ondan da bahsedeyim. İki haftada bir çocuklarımıza gelmiş olduğu kurslarda tabii bu hafta da devam edebilir. İki haftada bir dediğime bakmayın. Yani bu bizim işleyeceğimiz konulara bağlı. Futbol sunumları yapacağız. Sürekli gelişim seminerleri düzenleyeceğiz. Mesela nasıl olacak bu? Futbolun ABC'sini öğreteceğiz. Bildiklerimizi çocuklarımıza aktarmaya çalışacağız. Ben sadece okulda futbol eğitimi almadım. Fizyoloji, anatomi bunların hepsinin eğitimini aldık. Bunları çocuklarımıza aktarmaya çalışacağız. Onların anlayabileceği tarzda, şekilde. Sunumlarımızı ona göre hazırlayacağız. Bu Osmanlı'da yok. Evet, okul okumanın da ayrıca senin için bir avantaj da olmuş aslında. Tabii ki, tabii ki. Yani bir işi kara düzen yapmanın sizce bir anlamı var mı? Yani ne demiş Peygamber Efendimiz? İşi ehline verin. Ben bu işte ehil olduğumu söylemiyorum, iddia etmiyorum. Ama ben bu işin okulunu okuduysam, eğitimini aldıysam ve antrenörlük konusunda birinci seviye antrenörlük belgesini alıp ikinci seviye için bekliyorsam ben bu ehil olma konusunda ilerliyorum demek oluyordur. Yani Tarkcan aynı zamanda kendi geliştirmek için de bayağı işlerle uğraştı. Öyle ya, sadece okula gidip gelmedi. Yani tabii ki sürekli gelişim seminerlerine katılıyoruz. Antrenör hocalarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Evet. Ya çünkü yani bir hayatta tek başına yaşayamazsın. Tek bir görüşlü olmak mantıklı mı? Bence değil. Yani sağdan, soldan, hocalarımızdan farklı görüşlü insanın fikirlerini aldığım zaman ben bunu değerlendirdiğim zaman kendi düşünce odam da değişiyor. Yani düşünme dağarcığım da genişliyor, anlıyor musunuz? Yani böyle yaptığımız zaman benim için daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Peki bu okulların belli bir dönemi yok demiştin. Sadece yaz dönemi olmayacağını söylemiştin. Mekan olarak neresini kullanmayı düşünüyorsun? Sakarya'da Fatih Tabak Bey var. Belki tanıyorsunuzdur. Fatih Tabak Bey'in bir halı sahası var. Adı Lefkarhane. Sakarya'da yeşil brandalı bir halı saha var orası. Orayı kiraladık. Çocuklarımızı kışın açık havada açıkçası zorlayamam. Yani onları üzemem. Onlar benim için değerli. Havamızın güzel olduğu günlerde açık havada antrenman yapabiliriz tabii ki. Ancak kış olduğu için kapalı bir hava saha şart. O yüzden böyle bir yer kiraladık. Çocuklara da değer veren bir okul aslında ve veliler de güvenle çocuklarını yollayabilirler. Gözler ya, arkada kalmasın diye. Tabii ki. Kalmamaları gerekiyor. Ki zaten 3 senedir bu işi yaptığım için belediyede belli bir zaten nasıl söyleyeyim? Veli ağımız var. Veli ağımız benden açıkçası memnun olmayan daha önce birini ben görmedim. Yani memnun olmayan varsa da gelip bana söylemedi. Gerçekten çocuklarımız falan çok iyi yani aramız. Ben bu iş açıkçası bir büyük, yüksek bir maddi beklentiyle yapmıyorum. Çocuklarımızın açıkçası yani nasıl size söyleyeyim. Gelişimi için yapıyorum. Madde bağımlılığından, sigaradan, alkolden uzak durması için yapıyorum. Ve en önemlisi kendi sevdiğim işi yapıyorum. Yani haftada 2-3-4 gün fark etmez. Kendi işimi yapmak beni çok mutlu eder. Zaten hayata bunun için geliyoruz. Hayata biz ne için geliriz? Hayata biz başkalarını mutlu etmek için gelmeyiz. Kendimizi mutlu etmek için geliriz. Ki benim için kendimi mutlu edebiliyorsam ben zenginimdir. Benim yüksek paralara ihtiyacım yok. Evet. Bu düşüncenin yola çıkması da aslında diğer kurumlardan, kuruluşlardan ayıran farklı bir özellik. Ve tabii ki. Ben gerçekten kendi çocuğum olsa herhalde senin okuluna direkt teşekkür gönderirdim ederim. Diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Değer vermen çok güzel bir şey. Teşekkür peki, ederim. Senin ekstra söylemek istediğin bir şey var mı bizlere? Bana ulaşmak isteyen veliler iletişim anlamında telefondan, Instagram'dan ulaşabilirler. Telefon numaram 0542
799 9187. Bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ekstra olarak bir Instagram hesabım var. Burada konuşulan şeyler sizleri tatmin etmemiş olabilir. Oraya girip TT Gelişim Okulu yazarak oraya girebilirsiniz. Ve bizim yapmış olduğumuz antrenmanları takip edebilirsiniz. Yani açıkçası sizi tatmin edeceğini düşünüyorum bu görüntülerin. Şurada da afiş bastırmıştım. Evet. Buradan da gösterebiliriz isterseniz. Evet. Telefon numarası ve Instagram var. Evet, yazıyor. Ders demişiz. Takım çalışmaları, deneyimli kadro, sürekli gelişim seminerleri, kapalı futbol sahası imkanı ve modern antrenman teknikleri. Evet. Bu şekilde 2 Ekim'de başlayacak. İnşallah. Hayırlı olsun teşekkür diyelim. Ederim. Allah yolunu açık etsin. Ekstra olarak bir şey daha ekleyeyim. Çocuklarımıza güzel örnek olmaları için, yani sonuçta bu işin okulunu okuduk dedik, evet. Yani bunu ekstra söylememe gerek yok. Yani bu çok büyük bir şey değil. Herkes okul okuyabilir. Tamam. Yanlış anlamasınlar beni. Ancak ama bu okuduğumuz dönem içerisinde belli bağlantılar edindim. Belli iş birlikleri içerisinde bulunduk. Çalıştık. Belli insanları tanıdık. Ve yüksek seviyede spor yapan, futbol takımlarımızla oynayan birkaç futbolcu abimizi diyeyim, antrenmanlara davet ederek çocuklarımıza örnek olmalarını isteyeceğim ve muhtemelen bu gerçekleşecek. İnşallah. Bu da Osmanlı'da olmayan ayrı bir özellik diyelim. Evet. Bir de kapanış yapmış gibi oldum ama bir soru daha bahsediyorsun daha önceden. Kıyafet konusunda imkanlar sağlanacak demiş. Onlar da istersen tabii, kısaca bir tabii bahsedelim. Tabii ki. Yani sponsorlarımız mevcut. Evet. Bu konuda hiçbir problem yok. Çocuklarımız açıkçası kışın şort tişört verip onlara kısa kolluyla antrenmanlar gelmesini sağlayıp ailelere de yeni bir eşofman yükü yüklemeyip, yani gelmeyeni ben açıkçası istemem. Yani ben nasıl getireyim çocuğu oraya kışın kısa koluyla, getiremem. Üşür çocuk orada. Hı. Ben bunu açıkçası istemem. O yüzden sponsorlarımız bu işi çözdüler, ayarladılar, sağ olsunlar. Sponsorumuzu da vereyim. Pamukova'da bulunan Şenmar Market bize bu konuda sponsor olacak. Onlara teşekkür ederim. Eşofman, altı, üstü, forma, şort, tozluk ne varsa hepsi tam donanımlı bir şekilde çocuklarımızın imkanına sunulacak. Ve bu konuyu da her türlü çözeceğiz. Bizler de buradan tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tarık Can'a da programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim. İnşallah.